gidin kardeşim. Memleketinize gidin. Ya o memleket bizim, bizim. O memleket CHP'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin partisi martisi yok ya. Bugün arkadaşlar... Bir taraftan biz Kürt-Türk kavgası yapıyoruz ya. Kürt diyor ki ya bizde bir şey yok kardeşim. Hatay'da sıkıntı var, oraya koşmamız lazım diyor. Kahramanmaraş bir ama saniye. Ama burada da böyle işlerle yarış ediyor. Bir şey istiyorum aynı zamanda. Maalesef. Kahramanmaraş milletvekili değil mi? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Eski Kahramanmaraş'da bir bakabilir misiniz? Şu anki yaralı ve ölü sayısına. Bir bakın. Onu da konuşurken bize verin. Şimdi ben bazen dayanamıyorum. Heyecanlarım, kusura bakmayın. Cümleleri kesebiliyoruz veya araya girebiliyoruz. Bugün gerçekten bir haftadır kendimde değilim, kötüyüm. Yani Can içimde Bey hep öyleyiz bakın. Çalışma isteği bile yok bir haftadır. Bir haftadan ama beri program yapıyorum, mecburiyetten yapıyoruz. Bunun ama farkındayız, hepimiz de öyleyiz. Mesleğimiz icabı, sayın seyircilerimize saygımızdan ötürü ekranlara çıkıyoruz. Şimdi bu kadın, bu artık ne bileyim yani daha ağır laflar denir ama yani insan bile değil bana göre. Tamam mı? Bu kadın bir kere şunu söyleyeyim size. Bu milletvekiliydi değil mi eskiden? Eski bir milletvekili. Eski milletvekili. Bu işte nasıl kepaze, karaktersiz, bana göre karaktersiz. Nasıl, çünkü niye biliyor musun? Bir bayana yakışacak hareket mi bu? En basit onu söyleyeyim. İnsanı geçtik yani. Ya, bir bayana yakışacak hareketler değil. Şimdi diyor. Eğer o memleketin insanıysan ev sahibisin. Şimdi bak. Hani acına veririm de bir yere kadar acına veririm. Senin acın yok zaten orada belli. Sen orada şov yapmanın derdindesin. Ben CHP'li miyim? Değilim. Değilsiniz. Doğru mu? Ama ben buradan diyorum ki ben şunu gördüm abi Türk toplumunda. Düşmanım da olsa kapına gelene ne yaparlar? Tanrı misafir ederler, buyur ederler. Bunu da geçtik. Bugün bugünler çok çok önemli günler. Çok kötü günler. Birlik dayanışmanın olacağı günler. Bu kadın eski milletvekili ya. Bu kadın. Yeni milletvekili olmak için yalakalık yapmış burada. İşte beni listeye sokun diye. Yalakalık yapmış. Ve buradan sesleniyorum. Biz böyle milletvekilleri istemiyoruz. Biz böyle bizi savunmalarını istemiyoruz. Okuyucu var ki. Diyor ki okuyucular, sayın vekil burada verdiğiniz enerjiyi o zaman görevdeyken verseydiniz de Kahramanmaraş'ta bu kadar sıkıntı olmasaydı. Kim isteyen istediği şekilde değerlendirebilir. Ama bırakın böyle kötü bir günde böyle bir konuşmayı, böyle bir hareket tavrını bir bayana böyle bir şey ne olursa olsun yakışmıyor, yakışmaz. Böyle vekilleri de istemiyoruz. Şov yapan bir milletvekildir bana göre. Bana göre şov yapan bir milletvekildir. Bana göre yeniden listeye girmeye çalışan bir milletvekilidir. Zaten iyi bir milletvekili olsa eski bir milletvekili olmazdı. Ya onu genel merkez seçerdi ya da listeye koyardı değil mi önceden? Eski olmazdı ya da halk seçerdi. Bu nedir biliyor musunuz bana göre? Nursel Reyhanlıoğlu. Suç bastırmak. Seni buradan kınıyorum. Suç bastırmaktır. Şimdi Nursel Reyhanlıoğlu eski vekil yediği haltların karşılığında bugün 1243 can, 5000 yaralı daha da devamı var. Ve yüzlerce binanın çökmesine sebep oldukları için suç bastırıyorlar. Evet. Şimdi o depremi İmamoğlu yapmadı. O depremi Kılıçdaroğlu yapmadı. Ya mesele İmamoğlu değil kardeşim. O depremi veya başka bir partili de yapmadı. Deprem tamam olabilir amenna. Ama biz şuna kızıyoruz ya. O deprem bölgesine gelen insanlar hep AK Partili miydi? Hepsi Türk müydü? Veya orada Kürt mahalleler vardı. Kürt mahallelerine kurtarmaya gidenlerin hepsi Kürt müydü? Dün akşam ya Macar kurtarma ekibindeki, belki siz de izlediniz. Evet izledik. Adam duygulandı yani. Bir çocuğu kurtarıyor adam. Yine Macar televizyonu röportaj yapıyor. Ekip başkanıyla. Bugün Yunanistan'dan. Adam bugün, ağlıyor. Bugün İngiltere'den ve dünyanın dört bir yerinden yardım ekipleri gelmiyor. Geldi. Yani böyle bir durumda biz kavgayı niye ediyoruz? Vallahi biliyor musun? Vallahi bu beni buradan, bağlar. Buradan rant elde etmeye çalışanlar var işte şu şekilde. Bu beni bağlar. Rant elde etmeye çalışanlar var. Bak bu iş beni bağlar. Böyle şovlarla, bu tür hareketlerle yol kat edebileceğini artık bilecek. Bu vekilin de eski vekil olması bile bana artık beni diksinti getirdi. Yani böyle insanları lütfen ve lütfen seçmeyelim. Böyle insanlara dur diyelim, hatlarını bildirelim. Ben burada İmamoğlu'nun avukatı değilim. Ben insanlığın avukatıyım. İnsanlığa karşı yapılmış bir hakarettir. Yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum.